Vatandaşa hizmettir. Kim olursa olsun, eğer vatandaşın bir işini kolaylaştırmak adına bir şeyler yaptıysa biz her zaman ona teşekkür borçluyuz. Ben öyle düşünüyorum insani boyutta. Tabii ki partilik olacak, tabii ki partiler arası yarış olacak, tabii ki bir seçim olacak ama seçimle görev aldıktan sonra o insanların bütün toplumu, ister belediye başkanı olsun, ister başbakan olsun, ister ülkeyi yöneten insanlar olsun, kim olursa olsun herkesi, bütün halkı kucaklaması gerektiğine inanıyorum. Sanıyorum siz de aynı şeyleri söylemek istediniz. Burada şöyle yapılması lazım. Kamu yöneticisinin, bizim genel başkanın bir lafı var. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Kul hakkı yememe diye bir tabiri var. Evet. İslami duyarlılık içerisinde de bu çok önemli kelimedir. Kul hakkı yememe. Evet. Bakın yönetici harcayacağı her parayı cebinden bulunduğu içeri harcayacağı her parayı kendi cebinden çıkıyormuş gibi görecek. Evet. Bir aile içerisinde ailenin öncelikleri nedir? Isınma giderimiz, barınma giderimiz, yeme, giyme, çocuklarımıza harcamış paramız bir tarafa koymadan gidip lüks bir restoranda yemek yer misiniz? Ya hatta başka lüks bir araca binme ihtiyacı. Temel ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Önceliklere göre bunları sıraya konur. Evet. Kent yöneticilerinin de mutlaka kentin önceliklerini insan odaklı, eşitlikçi ve mutlaka, bakın çok önemsiyorum, siyasi çıkar beklemeden, toplumun bütünlüğünü özellikleyerek ve en önemli kriterlerimizden biri budur, eşit yaklaşarak ve ihtiyaç sahibine hizmeti götürmek lazım. Evet. Başarıyı mutlaka ödüllendirmek lazım. Evet. Bakın çok önemli, başarıyı ödüllendirip rol model insanların çıkmasını sağlamak lazım. Biz ilçemizde bunu yapacağız. Bu rol model olayı hemen arada kalmasın, onu birazcık daha açalım. Çok da zamanımız yok. Son 5 dakikamızda ikaz ediyor arkadaşım. Öyle. Evet, sohbete de doyamadım ben. Çok da güzel şeyler söylüyorsunuz. Son 5 dakikamız içerisinde bu rol model olayını biraz alalım mı? Bizim en çok böyle bir motivasyona ihtiyacımız var değil mi toplum olarak? Çok önemli. Çünkü toplumlar hepimizin hayallerimizle yaşıyoruz. Geleceğe ilişkin hayal kurmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. Bakın bu çok önemli bir şey. Yıllar önce bizim olimpiyat şampiyonu güreşçilerimiz vardı. Biz yıllarca olimpiyatlarda güreşten hep madalyalar aldık. Evet. Ama sonradan unutuldu. Rol model çıkaramadık. Bugün işte Amerika, Kenya ve Afrika ülkelerinden atletler çıkıyorlar ve oradan sayısız atlet yetişiyor. Türkiye halkının anatomik olarak bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Evet, sağlıklı genç bir nüfusumuz var. Evet. Bunlara olanak sağlandığı zaman ve küçüklükten alınarak spor disiplini içerisinde mutlaka devlet desteğiyle, yerel yönetimlerin desteğiyle rol model gençlerin çıkarılacağını inanıyorum. Çok iyi keman çalan çocuklarımız. Kültürde, sanatta çok iyi tiyatrocular, çok iyi su kayakçıları, çok iyi atletler, 100 metre sprinterleri. Niye çıkmasın? Eskiden bizim maratoncularımız vardı. Şimdi olimpiyatlarla konuşmuştuk. Evet. Bizim olimpiyatlarda yarışacak, bakın bir dönüp baktığınız zaman sporcumuz yok. Yani sahamızın olsa ne olacak? Yani sporcunuz olmadı mı olmaz ki. O sahalara hayat veren sporcu çocuklar, yani oralarda sporcu çocuklar olmadan, bunları yetiştirenler, başarılı olanlar önünde olmadan nasıl yapacaksınız? Bence ilk önce hazırlanalım. Evet. İlk önce hazırlanalım. Hem altyapısıyla hazırlanalım. İkisini de birlikte yapalım. Hem sporcuları yetiştirelim hem de alanları hazırlayalım. Her şey para, ekonomi değil. Evet. Bu bir anlayış meselesidir. Evet. Ben bu anlayış yerleştirdiği zaman, topluma anlatıldığı zaman çocuklarımızın böyle daha büyük kitleselleşmiş sporlara, salon sporlarına yöneleceğini düşünüyorum. Yani geleceğimize bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Katıldınız, Sarıyer'i bir operatör doktor olarak masaya yatırdık, ameliyat ettik. Baktık eksikleri ne var, neler üstüne bina edebiliriz, onları sizden dinledik. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Efendim, Ekonominin Kaptanları programı bugün çok özel bir konuk ağırladı. Çok saygın bir doktor, çevresinde çok sevilen, Sarıyer'de çok sevilen, parmakla gösterilen bir belediye başkan adayı. Biz de burada kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah söylediklerini yapma fırsatına kavuşur. Şimdi programımı kapatıyorum. Bir dahaki hafta yeni konuklarımla, yeni konularla sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın.